Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf üye staff'ın 34. föyündeyiz. Paralel kenar konusuna devam ediyoruz. Bu föyde paralel kenarın alanını işleyeceğiz. Paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Yani taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Zaten paralel kenarın iki farklı tabanı var. Karşılıklı tabanlar eşit olduğu için AB ile DC aynı. A tabanına ait yükseklik D'den indiğimiz zaman HA olur. A çarpı HA bize alanı verir. Veya B tabanına ait yükseklik, BC tabanına ait yükseklik D'den indiğimizde HB olur. B çarpı HB de paralel kenarın alanını verir. Burada D'den inebildiğimiz gibi yüksekliği C'den de inebiliriz. Sonuçta karşılıklı kenarlar paralel olduğu için arkadaşlar paralel iki doğru arası uzaklık hep sabit olduğu için nereden indiğimizin bir önemi yok. Yani DC kenarının üzerinden herhangi bir yerden indiğimizde bu bize yüksekliği verecektir. İlla D'den inmek zorunda değiliz. Ortalardan bir yerden inebiliriz, C'den inebiliriz, A'dan inebiliriz. Yine BC'ye ait yüksekliği D'den inebildiğimiz gibi A'dan da inebiliriz. BC'nin doğrultusuna burada açımız geniş olduğu için dışarı düşecektir. Bu şekilde de yapabiliriz. Yani bu da HB'ye eşit olacaktır. Örnek 1'deyiz. ABCD paralel kenar. DHAB'ye dik. ADHB 5 birim. AH 4 birim. Alan ABCD kaçtır? Öncelikle şurada bir özel dik üçgen var. Bakın 4, 5 ise diğer kenar nedir? 3'tür. 3, 4, 5 özel üçgenine göre. AB tabanı 9 birim. Bu tabana ait yükseklik D'den indiğimiz DH 3 birim. 3 çarpı 9'dan alan ABCD 27 olur. İkinci örnekteyiz. ABCD paralel kenar. DHAB'ye dik. ABD açısı 45 derece. 10 birim 6 birim verilmiş. Alan ABCD soruluyor. BC 10 birimse AD de 10 birimdir. Ve burada 6, 8, 10 özel üçgeninden DH 8 olur. 90 45 ise arkadaşlar burada 45'tir. İkizkenar dik üçgen olduğu için HB de 8'dir. Tabanımız 14. Yüksekliğimiz 8. 14 çarpı 8'den 4 kere 8 32. 8 kere 1 8 elde 3 var 11. Yani alan 112 olur. Üçüncü örnekteyiz. ABCD paralel kenar. Diklikler verilmiş. 8 birim, 7 birim ve 25 birimler verilmiş. X isteniyor. Bu X nedir? Dikkat edelim. AB kenarına ait yüksekliktir. Bakın C'den inilmiş. Şimdi biz öncelikle şurada bir dik üçgen verilmiş. 7, 25, 7, 24, 25 özel üçgeninden EB 24 birimdir. Yani aslında biz paralel kenarın alanını 15 tabanına ait yükseklik verildiği için bulabiliriz. 15 çarpı 24 paralel kenarın alanına eşit. Yine aynı paralel kenar, aynı paralel kenarın alanı 25 tabanına ait yükseklikle de bulunabiliyor. Yani 25 çarpı x de paralel kenarın alanına eşit olduğu için 25 çarpı x 15 çarpı 24'e eşittir. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 3 çarpı 24'ten 72. 72 5x ise x eşittir 72 bölü 5 olur. Dördüncü sorudayız. ABCD paralel kenar. AE ve DE açıortay. EHAD'ye dik. DC 12 birim. DH 2 birim. HA'da 8 birim verilmiş. Alanı isteniyor. Şimdi komşu iki açıdan açıortay geldiğine göre bunların kesişim açısı 90 derecedir. Ve burada dikten dikenildiği için öklit oluşur. Bu yüksekliğe h dersem h kare eşittir. 2 çarpı 8'den h kare eşittir. 2 çarpı 8'den h kare eşittir 16. Buradan h eşittir 4 olur arkadaşlar. Bunu 4 olarak bulduk. Şimdi şöyle bir E'den yukarıdaki kenara dikme insem. Yine bu aynı dikmeyi aşağı doğru uzatsam kesinlikle doğrusal olur dikme ineceğim için.
Açıortayın bir özelliği vardır arkadaşlar. Açıortayda ilk bahsettiğimiz özellik. O özelliği bir hatırlayalım. Mesela A açısına bakalım. A açısının kolları DA'ya AB. Açıortayımız AE. Açıortayın üzerinden açının kollarına inilen dikmeler neydi? Eşitti. O yüzden EH4 ise burası da kesinlikle 4'tür. Yine D açısına bakalım. Aynı özellik burada da geçerli bakın. D açısının kolları DA'ya DC, açıortayı DE, DE'nin üzerindeki E noktasından açının kollarına dikmeler inilmiş. O zaman bu dikmeler de birbirine eşittir. Burada 4'tür. Dikkat ederseniz 4, 4 daha 8 paralelkenarın 12 tabanına ait yüksekliktir. Taban 12, yükseklik 8, 8 çarpı 12'den alan 96 birim kare olur. Evet, burada bir özelliğimiz var. Paralelkenarın köşegenleri paralel kenarı eşit alanlı dört üçgene böler. Bir önceki föyde paralel kenarın köşegenlerinin birbirini ortaladığını görmüştük. Yani bu şekilde ortaladığını biliyoruz. Dolayısıyla tabanları eşit olan üçgenlerin alanları eşitliğinden yola çıkarak bu tüm üçgenliğin bu dört tane üçgenin tümünün alanlarının birbirine eşit olduğunu görürüz. Beşinci örnekteyiz. ABCD paralelkenar. ACBD köşegen. DHAC'ye dik. AH 6 birim. DH 4 birim. BE'de 5 birimmiş. Alan ABCD isteniyor. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Köşegenler birbirini ortalıyor demiştik. Yani EB 5 birimse DE de kesinlikle 5 birimdir. Ve burada bir 3, 4, 5 özel üçgeni oluşur. HE 3'tür. Eğer ben şu üçgenin alanını hesaplarsam, diğer 3 tane üçgenin alanı da aynı zaten. Bir hesaplayalım. Alan ADE neye eşit? ADE üçgeninin alanı. Tabanımız 9. Yüksekliğimiz 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan 18. Bu 18 ise diğer üçgenler de hep 18'dir. Yani kısaca burada 4 tane üçgen olduğu için 4 çarpı 18'den alan ABCD'yi bulabiliriz. 4 çarpı 18 72'ye eşit. Alan ABCD 72 birim kare olur. 6. örnekteyiz. ABCD paralelkenar. EB 2 tane AE'ye eşitmiş. AE'ye A dersem EB 2A olur. Bunu da şekilde yerleştirelim. AE'ye A dedik. EB 2A oldu. Şuradan silelim. Alan ADE 8 birim kare, alan ABCD kaçtır? Şimdi eğer iki üçgenin yükseklikleri aynıysa tabanları oranı alanları oranıydı. Bunu benzerlikte işlemiştik geçen sene. DAE üçgeninin A tabanına ait yükseklik D'den inilir. Yine DEB üçgeninin EB tabanına ait yükseklik de D'den inilir. Yani yükseklikleri aynıdır, tabanları oranı alanları oranıdır. A'ya 8 düşüyorsa 2A'ya 2 katı düşer. Yani 16 birim kare düşer. Köşegeni çizdiğim zaman paralel kenarı 2 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Yani köşegenin altı 16 artı 8'den 24 birim kare ise üstü de yine 24 birim karedir. 24, 24 alan ABCD 48 birim kare olur. 7. sorudayız. EAB üçgen. Alan EDF 12. Alan EFC 6 birim kare. Alan ABCD isteniyor. Şimdi EFC üçgeni ile EDF üçgeninin DF ve FC tabanlarına ait yükseklikler aynıdır. Alanlar oranı tabanları orandır. Eğer FC'ye ben A dersem 6'lık alana A tabanım düşüyorsa 12'lik alana 2 katı düşer, 2A düşer. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkarak şöyle bir AC köşegenimizi çizersek AC köşegenimizi çizdik. Şimdi burada bir kelebek var. Kelebeğe de vurgu yapalım. Kelebeğimiz biraz kalınlaştıralım. Kelebeğimiz bu. Kelebekteki benzerlik oranı 1'e 2. Dolayısıyla EF'nin FA'ya oranı da 1'e 2 olacak. Yani ben şuraya B dersem burası da kesinlikle B olacaktır. Pardon, 2B olacaktır 1'e 2 olduğu için. Şimdi CEF üçgeninin tabanı B, CFA'nın tabanı 2B.
B'ye 6 düşüyorsa 2B'ye 2 katı düşer, 12 düşer. Yine diğer taraftan DFE üçgenin tabanı B, DAF üçgenin tabanı 2B. B'ye 12 düşüyorsa 2B'ye 2 katı düşer, 24 düşer. Ben köşegeni çizerek paralel kenarı ortadan ikiye bölmüş oldum. Üst taraf 24 artı 12'den 36 ise alt taraf da 36'dır. 36, 36 alan ABC'de 72 olur. Burada bir de kelebekten yaptık. Şuradan da yapabilirdik arkadaşlar. Farklı bir çözüm yolu. Burada aslında bir yamuk vardır. Bu DACE yamuktur. Çünkü EC DA'ya paraleldir. Yamuktaki özelliğimiz neydi? Köşegenleri çizdiğimiz zaman sağda solda oluşan üçgenlerin alanları eşitti. Yani burası 12 ise burada 12. Yine çapraz çarpımlar birbirine eşitti. 12 çarpı 12 144, 6 çarpı kaç 144? 24. Buradan da 24 bulurduk ve yine sonuca ulaşabilirdik. 8. örnekteyiz. ABCD paralel kenar, DE kesişim BFK, AEEB eşit, AFFD eşit verilmiş. Alan ABCD 96 birim kare, alan KEB kaçtır? Orta noktalar verilmiş. Dikkat edelim. Eğer ben DB köşegenini çizersem köşegenin altı paralel kenarın yarısı olacak. Yani 48 birim kare yukarıda, 48 birim kare aşağıda olacak. Bir de bu arada DAB üçgenine odaklanırsak DE kenarortay, BF kenarortay, diğer kenarortayı da çizersem ben şu şekilde. Yani bunu uzatsam C'ye varacak kesin. Çünkü kenarortay çiziyorum. Köşegenler birbirini ortalıyor ama gerek yok. Şöyle buranın da kenarortay olduğunu gösterelim. Bir üçgende kenarortayları çizdiğiniz zaman 6 tane üçgene bölmüş oluyoruz. Bu 6 tane üçgenin her birisinin alanı eşittir. Yani A dersem A olur, A olur, hepsi A olur. Az önce ne demiştik? 96 birim kare hepsiydi. Yarısı, köşegenin altı yarısıdır. Yani 48 birim kare bu 6 tane A eşittir. 6 tane A, 48 birim kare ise A 8 birim karedir. Bizden de zaten A isteniyor. Cevabımız Adana. 9. sorudayız. ABCD paralel kenar. DB kesişim CEF. BE 2 tane AE'ymiş. AE'ye A dersem BE 2A olur. Buraya A dedim. Burası da 2A oldu. BCF 6 birim kareymiş. Alan BCF. Şurayı yazalım. 6 birim kare. Alan AEFD yani yeşil bölgenin alanı isteniyor. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şunu kullanalım. AB'nin tamamı 3A oldu. Burası da 3A. 3A oldu. Burada kelebeğimizi görüyoruz. Bakın EB DC. Yine de vurgulayalım. Şimdi kelebekten yola çıkarak benzerlik oranı 2'ye 3 olduğu için ben FB'ye 2B dersem DF 3B olur. Yine şuraya mesela 2C dersek EF'ye burası da 3C olur. Şimdi FBC üçgeninin tabanı 3C, FEB üçgeninin tabanı 2C. 3C'ye 6 düşüyorsa bakın 2 katı düşüyor. 2C'ye 2 katı olan 4 düşecektir. Burası 4. Yine yukarıdan bakıyoruz olaya şimdi. DCF üçgeninin tabanı 3B. CFB üçgeninin tabanı 2B. 2B'ye 6 düşüyorsa 3 katı. 3B'ye 3 katını alın 9 düşer. Şimdi köşegen yine paralel kenarı ortadan ikiye böldü. Üst taraf 15. O zaman alt taraf da 15 olmalı. Şuraya A dersem A ile 4'ün toplamı A artı 4. 9 artı 6'nın toplamı olan 15'e eşit. A artı 4 15 ise A eşittir 11'dir. Evet, önemli bir özellik var arkadaşlar. Bu özellik çok önemli. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere alan PAB alan ABCD'nin yarısıdır.
Yarısı burada olduğu için diğer yarısı da S1 ve S2'dir. Dolayısıyla S1 ve S2'nin toplamı, yani sağda solda oluşan üçgenlerin alanları toplamı PAB üçgeninin alanına eşit olur. Bu da nereden gelir arkadaşlar? Biz yükseklik insek, P'den yükseklik insek. Bu yükseklik AB tabanına ait yükseklik. AB tabanı her neyse bu yükseklikle çarpacağız, paralel kenarı bulacağız. Yine AB tabanı üçgenin tabanı. Yine bu yükseklik üçgenin bu tabana ait yüksekliği. Üçgende alan hesaplarken ikiye böleriz. Dolayısıyla paralel kenarın alanının yarısını elde etmiş oluruz. Ve burada biz bu P'yi herhangi bir tarafa taşıyabiliriz arkadaşlar. Bu da önemli. Yani bu P noktası yeter ki DC üzerinde olsun. Yani yükseklik değişmemiş olsun. İçeride bir yerde olursa yükseklik değişir. Yani P'yi mesela şuraya taşıdık. Şöyle bir üçgen oluşturduk. Bu üçgenin alanı da, mavi üçgenin alanı da yine paralel kenarın üçgeninin yarısına eşittir. Alanının yarısına eşittir. Yine mesela D'ye çok yakın bir yerde alalım, seçelim. Yine nedir? Paralel kenarın alanının yarısına eşittir yeşil üçgen. Ve hatta DC'nin doğrultusunda dışarıda bile alabilirsiniz. Bakın DC'nin doğrultusunda olsun yeter ki. Yani yükseklik değişmesin yeter ki. Tabanımız yine AB olacak. Taban aynı olacak, yükseklik aynı olacak. Olayın esprisi bu. Yine şu çizmiş olduğum siyah üçgen de paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Evet, 10. sorudayız. ABC'de paralel kenar AE ve BE açıortay. AE 9 birim, BE 8 birim alan ABC'de soruluyor. Komşu iki açıdan açıortay geldiğimize göre E açısı kesinlikle 90'dır. Burada bir dik üçgen oluştu ve ayrıca bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Çünkü üçgenin bir tabanı paralel kenarın tabanına eşit. Bir köşesi de karşıdaki tabanın üzerinde olduğu için yükseklikleri de eşit. Taban eşit, yükseklik eşit. O yüzden üçgenin alanı 8 çarpı 9, 72 bölü 2'den 36. Paralel kenarın alanının yarısıdır. O yüzden paralel kenarın alanı 36 çarpı 2'den kesinlikle 72'dir. 11. örnekteyiz. ABCD paralel kenar. K elemandır CD. E elemandır AK. AE EK'ye eşit. Alan AEB 12 birim kare. Alan ABCD soruluyor. Şu hareketi yapsak. K ile B'yi birleştirsek. BAE üçgeninin tabanıyla BEK üçgenin tabanları aynı, o zaman alanları aynıdır. Yani burası da 12 birim karedir. Şimdi benim KAB üçgenim nedir? Kesinlikle bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Çünkü taban aynı ve yükseklik aynı. Bu üçgenin alanı 24 olduğu için 2 ile çarparım. Paralel kenarın alanı 48 birim kare olur. 12. örnekteyiz. ABCD paralel kenar. EAB üçgen. AF iki tane FE'ye eşit. O zaman FE'ye A dersek, şuraya A dersek, AF 2A olur. Alan EFG 8 birim kare. Alan ABCD soruluyor arkadaşlar. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şunu söyleyebilir miyiz? Sonuçta FG DC üzerinde olduğu için, DC AB'ye paralel olduğu için şu paralellikten dolayı temel orantı teoremini hatırlarsanız FG bu kenarı 1'e 2 oranında böldüyse diğer kenarı da aynı oranda böler. Yani ben EG'ye B dersem GB de 2B olur. Şimdi şu çizgiyi çizersem arkadaşlar, bu çizgi burada bir üçgen oluşturdu, bakın FBG üçgeni. FGE üçgenin tabanı B. FGB'nin 2B. Tabanlar oranı 1'e 2, alanlar oranı da 1'e 2 olacak. B'ye 8 düşüyorsa 2B'ye 16 düşecek. Yine şimdi şu üçgene dikkat ediyoruz. BFE üçgeni tarıyorum. BFE üçgeninin tabanı A. BAF üçgeninin tabanı 2A. Tabanlar oranı alanlar oranıdır. 1'e 2 oran olduğu için A'ya
16 artı 8'den 24 düşüyorsa 2a'ya 2 katı düşer. 48 düşer kesinlikle. Ve benim bu oluşturmuş olduğum FAB üçgeni arkadaşlar paralelkenarın alanının yarısına sahiptir. Çünkü tabanı aynı, yükseklikte aynı. FDC üzerinde olduğu için. O halde alan ABCD 48'in 2 katıdır. Yani 96'dır. Evet, sırada bir özellik var. P, ABC paralelkenarın içinde herhangi bir nokta arkadaşlar. Yani siz P'yi B'ye yakın, A'ya yakın, D'ye yakın, ortalarda, sağda, solda istediğiniz yerde yeter ki paralelkenarın iç bölgesinde bir yerde seçin bu noktayı. Bu nokta serbest yani. Bu noktadan dört köşeye de doğru parçaları uzattığınızda dört tane üçgen oluşuyor. Bu üçgenlerin alanları ile ilgili özelliğimiz şu. S1 artı S3 yani çapraz toplamları eşit arkadaşlar. S2 artı S4'e eşit. Bu özelliği de unutmayalım. 13. sorudayız. PABCD paralelkenarının içinde herhangi bir noktadır. Alan PDA 10 verilmiş zaten. Alan PCB 14, o da verilmiş. Alan ABCD kaçtır? Bu noktadan 4 köşeye de doğru parçalara çizilmiş 4 tane üçgen oluşmuş. Yukarıdaki üçgenin alanına A, aşağıdakine B dersem çapraz toplamlar eşitti. Yani 10 artı 14 A artı B'ye eşit. Peki A artı B neye eşit oldu? 24'e. Alan ABCD neye eşit? A artı B artı 24 değil mi? A artı B artı 24'ten A artı B de 24 olduğu için 24 artı 24'ten alan ABCD 48'dir. Bunu basitçe şöyle düşünebiliriz. Çapraz toplamlar birbirine eşit olduğu için çaprazdaki iki üçgenin alanları toplamı paralelkenarın yarısına eşit oluyor arkadaşlar. Çünkü çaprazlar eşit olduğu için bir yarısı üst çaprazda, bir yarısı da yan çaprazda olmuş oluyor. Yarısı 24 ise tamamı 48 olur. Evet, sıradaki özelliği aslında yamukta görmüştük arkadaşlar. ABCD paralelkenar AB A birim EFX HGY olmak üzere alan EFGH yani ortada verilen dörtgenin ki bu dörtgen bir yamuktur çünkü karşılıklı kenarlar paralel. Bu yamuğun paralelkenarın alanına oranı neymiş? Ne çıkmış arkadaşlar? X artı Y bölü 2A çıkmış. Nereden çıkmış? Yamuğun alanını nasıl buluyoruz? Üst tabanla alt tabanı topluyoruz. 2'ye bölüyoruz ve yükseklikte çarpıyoruz. Paralelkenarın alanında taban çarpı yükseklikle hesaplıyoruz. Burada haşlar aynı gitti. 2'yi de payda yaptım böyle olarak. X artı Y bölü 2A. Kısaca şöyle özetleyeceğiz. Tabanlar toplamı oranı bize neyi veriyor? Alanlar oranını veriyor. Bu iki tane paralelkenar da olur. Paralelkenar içinde herhangi bir yamuk olup paralelkenarla kıyaslanabilir. Veya iki tane yamuk kıyaslanabilir. Mesela şurada mavi yamukla diğer yamuğu kıyaslarken de aynısını yapabiliriz. Sonuçta yükseklik hepsinde aynı. X artı Y, A artı A'dan 2A'ya oranı, X artı Y'nin 2A'ya oranı alanlar oranını veriyor. 14. örnekteyiz. ABCD paralelkenarının AB kenarı 4 eşit parçaya, DC kenarı 3 eşit parçaya bölünmüştür. Taralı bölgenin alanı 40 birim karedir. Alan ABCD kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar AB ile DC aynı değil mi? Eşit değil mi? Eşit. Bu eşit olan şey burada 4'e bölünmüş, burada 3'e bölünmüş. Hem 4'e hem 3'e bölünen bir sayı belirleyelim. 4'ün de 3'ün de katı olan 12 belirleyelim. Bunlar toplamda 12, hatta isim de verebiliriz. Vermek zorunda da değiliz ama 12A'ya 12A olsun. 3 eşit parçaya böldük. 4A, 4A, 4A. Bunlar da 3A, 3A ve 3A oldu. Şimdi bize mavi yamuğun alanı verilmiş. Mavi yamuğun alanı 3, 3, 6. 4 de buradan 10A. Mavi yamuğun alanının paralelkenarın alanına oranı. Paralelkenar da 12 buradan, 12 buradan 24A. Yani 10A bölü 24A'dır. Madem yamuğun alanı 40,
O zaman paralel kenarın alanı kaç? Yani 10 a'nın 24 a'ya oranı, 10'un 24'e oranı 40'ın a'ya oranına eşittir. Yani tabanlar toplamı oranını alanlarına orantıladık. Burada direkt 40 ile 10'u sadeleştirelim. İçler dışlar yapalım. 24 çarpı 4'ten a eşittir 96 olur. Evet, 15. örnekteyiz. Alanı 1200 metrekare olan ABCD paralelkenarı biçimindeki bir arazinin üzerine bir çocuk parkı yapılacaktır. Parkın yapılacağı alan bir dörtgendir ve bu dörtgen için aşağıdakiler bilinmektedir. Köşelerinden biri B ve diğer köşeleri A, B, D, C ve A, D üzerindedir. Şöyle yapalım. Çizmeye başlayalım. Biraz yukarı alalım. Bir paralelkenar çizelim önce. Buna tam olmadı. Önce paralel kenarımızı çizdik. Köşelere isim verelim. A, B, C, D. Köşelere isim verirken herhangi bir yerden başlayacaksınız. Saat yönünün tersine veya saat yönüne de gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki ardışık yapın yani. Bir yönde sürekli A, B, C, D olarak ilerleyin. Köşelerinden biri B. Şimdi parkın köşelerini belirliyoruz. Biri B. Diğer köşeler A, B üzerinde. A, B üzerinde şöyle bir yer seçelim. D, C üzerinde. Ve A, D üzerinde. A, B üzerindeki köşenin, A, B üzerindeki köşenin A'ya olan uzaklığı çizgi diyorum. DC üzerindeki köşenin şuranın D'ye olan uzaklığına eşitmiş. O zaman noktalarımızı yaklaşık olarak zaten eşit çizdik. Birleştirelim parkı. Dörtgenimizi oluşturalım. Yani köşeleri birleştirelim. Çocuk parkını oluşturalım. Çocuk parkı bu şekilde. Dörtgen şeklinde diyordu. Evet, köşeleri de bunlar. Köşelere isim verebiliriz. E, F, G diyelim. Başka da bir bilgi yok. Hepsini kullandık. Parkın alanı soruluyor arkadaşlar. Burada şu eşitliğe odaklanırsak arkadaşlar, tam olarak GE'yi birleştirirsem burada bir paralel kenar oluşturmuş olurum. Neden? Çünkü DG ile AE eşit. Zaten bu şekil bir paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar paralel. Hem paralel hem eşitse, ki bu da paralel olmak zorunda çünkü orta noktaları birleştiriyorum. Burada bir paralel kenar oluşur. Eğer ben şu üçgene, mavi üçgene, mavi üçgenin alanına A dersem, A, E, G, D paralel kenarının alanı 2A olur. Yine diğer taraftan E, B, C, G de bir paralel kenardır. Çünkü ben D, C'den bir parça kopardım. AB'den de bir parça kopardım. Kopardığım parçalar eşit uzunlukta olduğu için kalan parçalar da eşit uzunluktadır. Ve yine burada bir paralel kenar oluşmuş olur. Zaten buralar da eşit. Köşegen çizildiği için de eşit iki alana bölünmüş olur. Buraya ben B dersem, burası da B olur. Şimdi şeklin tamamı 2B buradan. A, hani tamamı 2A demiştik yarısı diye. 2A buradan. 2A artı 2B 1200 metrekareymiş. Bizden istenen parkın alanı. Park da A artı B'ye karşılık geliyor. Her tarafı ikiye böldüğümde A artı B eşittir 600 metrekare olur. Evet, fen liseleri için köşegenleri verilen paralel kenarın alanı, köşegenleri verilmekle beraber köşegenlerin kesişim açısı da verilecek arkadaşlar. Köşegenlerin uzunluğu belli ise, kesiştikleri açı belli ise arkadaşlar, alan nasıl bulunur? Köşegenleri çarparız. Aradaki açının sinüsüyle çarpıp ikiye böleriz. Örnekle pekiştirelim. ABCD paralel kenar. BEC 30 derece. AC 8 birim. Köşegenin biri 8 bakın. BD 4 birim diğer köşegen. Alan ABCD. Zaten iki köşegeni vermiş. Alan ABCD nedir? AC çarpı BD çarpı
Sin 30 bölü 2'dir çarpı 1 bölü 2 olarak yazıyorum. AC 8, BD 4. Sin 31 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 2 çarpı 2 4, 4 ve birbirini götürürler. Sonuç 8 olur. Cevap Adana olur. Evet, geldik ödev testlerine arkadaşlar. ABCD paralelkenar, EFAB 7, AB 10 birim. EF 6 birim. Alan ABCD kaç birim karedir? Taban 10, yükseklik 6. Taban çarpı yükseklikten 10 çarpı 6'dan cevap 60 olur. İkinci sorudayız. ABCD paralelkenar, AC ve BD köşegen. Diklik verilmiş. EF 5 birim olarak verilmiş. AD de 8 birim olarak verilmiş. Alan ABCD soruluyor. AD 8 birimse BC de 8 birimdir. Ve ben BEC üçgeninin alanını bulurum. 8 tabanına ait yükseklik 5. 8 çarpı 5 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı 20 olur. Şimdi bu üçgen 20 ise bu üçgenlerin hepsi de 20'şerdir. Çünkü köşegenler eşit 4 tane üçgene bölüyordu paralelkenarı. O zaman 4 çarpı 20'den paralelkenarın alanı 80 birim karedir. Üçüncü sorudayız. ABCD paralelkenar, DHHB 7'lik, BC 10 birim, HA 6 birim, AB 15 birim, alan ABCD kaç? BC 10 birimse DA da 10 birimdir. DHA üçgeni 6, 8, 10 özel üçgeninden DH 8 birimdir. Şimdi bu DH arkadaşlar 15 tabanına ait yüksekliktir. Bunu konu kısmında anlatmıştım. İsterseniz siz bunu şuraya taşıyabilirsiniz. Bakın. C'den indirebilirsiniz. Aynıdır çünkü karşılıklı kenarları paralel olduğu için paralel iki doğru arası uzaklık hep sabit olduğu için ister C'den in, ister D'den in, istersen dışarıdan in. Yükseklik hep 8'e eşit olur. Taban 15, yükseklik 8, taban çarpı yükseklikten 15 çarpı 8'den cevap 120 olur. Dördüncü sorudayız. ABCD paralelkenar, DAB açısı 45 derece, AB 6 birim, AD 2 kök 2 birim, alan ABCD kaçtır? Hemen dikme inelim. Hem açımız özel 45 derece hem de alan için zaten dikme inmemiz lazım. İndiğimiz dikme burada bir dik üçgen oluşturdu ve hipotenüs üçgen ikizkenar dik üçgen ve hipotenüs 2 kök 2. Hipotenüs 2 kök 2 ise dik kenarlar 2'ye 2'dir. Benim için önemli olan yükseklik, o yüzden buraya yazmıyorum. Taban 6, yükseklik 2. Taban çarpı yükseklikten 6 çarpı 2'den cevap 12 birim kare olur. 5. örnekteyiz. 3 tane DE, 2 tane EC'ye eşitmiş. DE'ye 2A dersem EC 3A olur. 2A dersem 3A olur. Alan ABC'de 60 birim kareymiş. Alan ADE soruluyor. Yani taralı bölgenin alanı soruluyor. Ben AC köşegenini çizersem hem şu oranları kullanmak açısından DE 2A ise alan ADE'ye ben büyük 2A dersem 2A'lık tabana 2A'lık alan düşüyorsa 3A'lık tabana 3A'lık alan düşer. Tabanlar oranı alanlar oranıdır. 2A, 3A da 5A köşegenin üstünde ise 5A da alttadır. Çünkü köşegen eşit 2 üçgene böler. O zaman alan ABC'de 5, 5, 10A'ya eşit. 10A 60'sa A 6'dır. Alan ADE 2A'ya karşılık geliyor. 2 çarpı 6'dan 12 birim kare olur. 6. sorudayız. ABCD paralelkenar, EFAB'ye paralelmiş arkadaşlar. EFAB'ye paralelse DC'ye de paraleldir. KEF üçgeninin alanı 14 birim kare, ELB'nin de 6 birim kareymiş. Alan ABCD soruluyor. Şimdi burada şekil aslında iki tane paralelkenara bölünmüş. Yani ABFE ayrı bir paralelkenar, EFCD de ayrı bir paralelkenardır arkadaşlar. Paralelkenarda bakın EF tabanı ve L köşesinden oluşan bu ELF üçgeni alttaki paralelkenarın alanının yarısıdır.
Yani alttaki paralel kenar şöyle mavi dikey çizgilerle çizelim. Alanı kesinlikle 6'nın 2 katından 12 birim karedir. Yine yukarıdaki sarı üçgen EFCD paralel kenarının tabanıyla aynı. Tabanı, yükseklik de aynı. Çünkü diğer köşesi diğer tabanda. O yüzden alanı bu paralel kenarın alanının yarısıdır. Kırmızıyla taramış olduğum paralel kenarda 14'ün 2 katından 28 birim karedir alanı. Tüm şekil 28 artı 12'den 40 birim kareye eşittir. Evet, geldik ödev testi 2'ye arkadaşlar. ABCD paralel kenar EA açıortay. EF AB yedik. AE 6 kök 2 birim, BF de 2 birim olarak verilmiş. Alan ABCD isteniyor. Burada arkadaşlar Z kuralından yola çıkabiliriz. Hani çizgi ise burası da çizgidir. AFE üçgeni, bakın bu açı 90, diğer iki açı da eşitse 45, 45, 90, yani ikizkenar dik üçgendir. Buranın 45 olduğunu şuradaki Z'den de görebilirsiniz. 90 ise iç tersten burası da 90. İki eşit parçaya bölündüyse 45, 45. İkizkenar dik üçgenin hipotenüsü 6 kök 2 ise dik kenarlar 6'ya 6'dır. Dikkat ederseniz bu bize hem tabanı hem yüksekliği verdi. Taban 8, yükseklik 6. 6 çarpı 8'den cevap 48. İkinci sorudayız. ABCD paralel kenar. AE ve BE açıortay. EHAB yedik. 4 birim 6 birim verilmiş. Alan ABCD isteniyor. Komşu iki açıdan açıortay çizildiğine göre oluşan açı diktir. 90 derecedir arkadaşlar. Burada ilk aklımıza Öklit geliyor fakat buraları parçaları bilmiyoruz. Öklit'i kullanamayız. Ne yapalım? Muhteşem üçlüyü kullanalım. Bakın şuradan paralel çizersem bu çizdiğim paralel hem kenarortay olur hem de muhteşem üçlüyü oluşturur. Bunu daha önceki föyde defalarca çözdük. Hem şurada z'lerden ikizkenar geliyor hem buradaki z'lerden ikizkenar geliyor arkadaşlar. Ve paralellikten dolayı BC 6 ise bu EF'de 6'dır. Muhteşem üçlüden dolayı AF'de 6'dır. FB'de 6'dır. Bizim için alan istendiği için bizim için taban ve yükseklik önemli. Taban 12 birim. Yükseklik de 4 birim. 12 çarpı 4'ten alan 48 birim kare olur. Üçüncü sorudayız. ABCD paralel kenar DFFE'yi o da EA'ya eşitmiş arkadaşlar. GB 2 tane AG'ymiş. AG'ye A dersem GB 2A olur. AG'ye A dedim GB 2A oldu. Alan FEG yeşil üçgenin alanı bölü paralel kenarın alanı soruluyor. Ben DG'yi birleştirirsem 3 tane üçgenin tabanları aynı olduğu için alanları da aynıdır. Yani A dersem A olur. A olur. Yine DB köşegenini çizersem, yani oranların verildiği taraflarda üçgenler oluşturuyorum. Bu tarafta oluşturdum. Şimdi de bu tarafta oluşturuyorum. A tabanına ait üçgenin alanı 3 tane büyük A ise 2A tabanına ait üçgenin alanı ne olacaktır? Bakın A'ya 3 tane düşüyor. Yani 3 katı düşüyor. 2A'ya 3 katı olan 6A düşecek. Ya da orantılayın 2 katı gelecek. 3'ün 2 katı, 3A'nın 2 katı 6A diyebilirsiniz. 6A buradan, 3A buradan. Köşegenin altı 9A. O zaman üstü de 9A'dır. Yeşil üçgenin alanı A. Paralel kenarın alanı ise 9, 9, 18A. O yüzden oran 1 bölü 18 olur. Dördüncü sorudayız. FBE'nin elemanıymış. BF 2 tane FE'ymiş. Hemen FE'ye A diyelim. BF 2A olsun. FAB 18 birim kare alan ABCD soruluyor. Şu hareketi yaparsak tabanları kullanmış oluruz. Oranı kullanmış oluruz yani en azından. 2A tabanına 18 düşüyorsa A tabanına yarısı düşer yani 9 düşer. Dikkat ederseniz ben AEB üçgenini oluşturdum. Bu üçgenin alanı paralel kenarın üçgeninin paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Bu üçgenin alanı 18 artı 9'dan 27. Bunun 2 katı paralel kenarın alanını verecek. 27 çarpı 2'den cevap
54 olur. Beşinci sorudayız. ABCD paralel kenar. AE kesişimi BD F'ye eşitmiş. DE C'ye eşitmiş. Ve 6 birim karelik alan verilmiş. Alan ABCD isteniyor. Şimdi ne yapabiliriz? Kelebekte mesela benzerlik kuralını uygulayabiliriz. Yani çeşitli yollar var. Şimdi şuraya A dersem burası da A olacak. DC'nin tamamı 2A olduğu için AB'de 2A'ya eşit olacak. Burada farklı bir yoldan çözmüş olalım arkadaşlar. Kelebekteki benzerlik 1'e 2. Üçgenlerde benzerlik oranının karesi alanları oranı eşittir. Hani benzerlik A'ya 2A, yani benzerlik 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi alanlar oranı eşittir. Yani 1'e 4 olmalıdır. Yukarıdaki üçgen DF üçgenin alanı 6 ise ABF üçgenin alanı 4 katı olmalı. Yani 24 olmalı. Bu şekilde çözebiliriz. Yine şöyle devam edelim. Kelebekteki benzerlik 1'e 2 olduğu için şuraya DF'ye B dersem FB 2B olur. 2B'ye 24 düşüyorsa BE'ye B'ye yarısı düşer. 12 düşer. Köşegenin 6, 36 oldu. Üstü de 36 olacak. 36, 36 alan 72 olacak. 6. sorudayız. ABCD paralel kenar. DCGH'a paralel. GH evet. EF'de CB'ye, EF'de paralel verilmiş. Yani burada 4 tane paralel kenar oluşturulmuş. 8 birim, 16 birim verilmiş ve alan ABC'de 96'ymış tamamı. Bizden KHCE yani sarı bölgenin alanı isteniyor. Şimdi şu iki paralel kenarın DE tabanı paralellikten dolayı GK'ya eşit, o da AF'ye eşit olur. Bu paralel kenarların tabanları aynı ise nasıl oluyor da alanları birin diğerinin iki katı oluyor? Demek ki yükseklikleri, eğer yukarıdaki paralel kenarın yüksekliğini h dersem aşağıdakininki ne olur? 2 katı olur, 2h olur. Tabanlar aynı olduğu için. O halde bu aynı, hani paralellik korunduğu için sarı üçgenin alanına da h dersem, sarı paralel kenarın alttaki FB kaş HK paralel kenarın yüksekliği de 2h olur. Yani nasıl solda 1'e 2'lik bir oran geldiyse sağda da aynı olur. Yani sarı paralel kenarın alanına a dersem beyazınki 2 katı olur, 2a olur. Toplam alan 96'ydı. Toplayalım 2a, a daha 3a. 16, 8 daha 24. 3a artı 24, 96 ise 3a 24'tü diğer tarafa attım. 72 olarak 96'dan 24 çıkardım. 72. A eşittir 24 olur. Evet geldik ödev testi 3'e arkadaşlar. ABCD paralel kenar. DADB'ye eşit. O da 5 birimmiş. DC 6 birimmiş. Alan ABCD isteniyor. Burada bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgen gördüğümüzde yapacağımız en meşhur hareket yükseklik inmek. Bu indiğim yükseklik hem açıortay hem kenarortaydır ve bu arada bu kenarımız da bellidir. Şuraya bir isim verelim. Kenarımız AB kenarımız DC ile aynıdır yani 6'dır. Bura 6, 2 eşit parçaya böldüğüne göre 3, 3 diye bölünür. Ve burada 3, 4, 5 özel üçgeni oluşur. Yükseklik 4'tür. Taban 6, yükseklik 4, alan 6 çarpı 4'ten 24'tür. İkinci örnekteyiz. Sorudayız. ABCD paralel kenar. EB 6 birim, FC 4 birim, alan AEFD, AEFD 3 tane EBCF'ymiş. EBCF'yi A diyelim alanına. Sol taraftaki 3A'ymış. Burada iki tane ne görüyoruz? Yamuk görüyoruz. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için. Bunların alanları oranı, tabanları toplama oranıdır. Bir kere sağdakinin tabanları belli zaten. Soldakinin de tabanlarını belirleyelim. AB tabanı x artı 6. DC tabanı da kenarı da yine x artı 6 olmalı. 4'ü çık. X artı 6'dan 4'ü çık. X artı 2. Yani DF
x artı 2'dir. Şimdi 3a bölü a neye eşit? Alanlar oranı tabanlar toplamı oranına. Yani 3a'lık yamuğun tabanları toplamı x artı 2'ye x ekle 2x artı 2. A'lık yamuğun tabanlar toplamı 6 artı 4'ten 10. Buradan x'e çok rahat ulaşırız. İçler dışlar yaparsak 30 eşittir 2x artı 2. 28 eşittir 2x. X eşittir 14 olur. Üçüncü sorudayız. ABCD paralelkenar EAB üçgen EFF AY'ye eşit. EG'de GB'ye eşitmiş. Alan EFG'de 3 birim kareymiş. Alan ABCD isteniyor. Şimdi arkadaşlar yine bir önceki testte üçgende benzerlikten çözmüştüm. 5. soruydu sanırım. Burada arkadaşlar yeşil üçgenle EFG üçgeni ile EAB üçgenleri benzerdir. Benzerlik oranı da 1'e 2'dir. Bunu nereden söyleyebiliriz? Tabanlardan söyleyebiliriz, orta noktalardan yani birçok şeyden söyleyebiliriz. F orta nokta, G orta nokta olduğu için AB'ye ben 2A dersem FG orta taban olur, A olur. Benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için benzerlik oranının karesi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 alanları oranıdır. Şuraya şimdi A diyorum. Alanlar oranını yazarken dikkat edin. Yeşil üçgen böyle büyük üçgen yapacağız. Aşağıdaki dörtgeni yapmayacaksınız. Dikkat edin. Çünkü benzer olanlar yeşil üçgenle büyük üçgen. Bunlar benzer. Yeşil üçgenin alanı 3. Büyük üçgenin alanı ise A artı 3. Burada içler dışlar yaparsam A artı 3. 12'ye eşit. A eşittir 9 olur. Şimdi bura 9. Bura 3. Sonuç olarak büyük üçgen ABE üçgeni 12 birim kareye eşit alanı. Bu üçgenin alanı paralelkenarın alanının yarısıdır. O yüzden paralelkenarın alanı 2 çarpı 12'den 24 birim karedir. Evet, geldik 4. soruya. ABCD paralelkenar, AEB üçgen, DB köşegen. Alan DFE 4 birim kare. Alan EBC 5 birim kare. Verilenlere göre alan AFB kaçtır? Yani mavi üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ABED bir yamuktur kesinlikle. Çünkü karşılık kenarlar paralel. Bu yamukta köşegenler çizilmiş. Çizilen köşegenler sağda ve solda eşit alan üçgenler oluşturuyordu, hatırlayalım. Alan ADF'ye A dersem alan BEF de A olur. Şimdi arkadaşlar paralel kenara odaklanalım. Köşegen çizilmiş. Köşegen paralel kenarı iki eşit alana böler. Üst taraf 5 artı 4 artı A ise alt taraf da 5 artı 4 artı A'dır. Yani üst taraf 5 artı 4 artı A'dan 9 artı A'ya eşit. Alt tarafın da 9 artı A'ya eşit olması için mavi bölgenin 9'a eşit olması gerekiyor. Yani cevabımız 9. 5. sorudayız. Paralel kenar biçiminde ve alanı 200 metrekare olan bir arazinin bir köşesinden karşı kenarların orta noktalarına birer set çekilerek ortada oluşan dörtgensel alana bir çocuk parkı yapılacaktır. Buna göre çocuk parkının kaplayacağı alan kaç metrekaredir? Konu kısmında da çözmüştük benzer bir soru. Bir paralel kenar çizelim. İsimleri ardışık yazalım. Şöyle A, B, C, D diyelim. Alanı 200 metrekareymiş. Bir köşesinden karşı kenarların orta noktalarına diyor. Köşemiz A olsun, fark etmez. Karşı kenarlar DC. DC'nin orta noktasını belirledik. Bir de BC'nin orta noktasını belirleyelim. Buraları birleştiriyoruz. Şimdi buralara set çekiyormuşuz arkadaşlar. Çektik seti. Buradan da set çektik. Burada bir dörtgen oluşmadı. Dörtgensel alan diyor. Yani şuralarla birlikte sonuçta hani bölmüş oluyoruz ya. Bu tarafı kapatmış oluyoruz. Şurada bir ortada dörtgensel bir bölge oluşmuş oluyor. Bakın isim verirsek
dersek A, E, C, F çocuk parkının bölgesini oluşturuyor. Buranın alanı soruluyor. Şöyle yapalım. Köşegeni ve orta nokta olduklarını unutmayalım. Yani DF'ye her neyse FC'ye de aynı. EC her neyse EB de aynı. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Neyle siyahla yazalım? ADF üçgeninin tabanı ile AFC üçgenin tabanı aynı olduğu için alanları da aynıdır. A dersem A olur. Yine ACE üçgeninin CE tabanıyla AEB üçgeninin EB tabanı aynı olduğu için alanları eşittir. Şimdi buraya BB dememe gerek yok. Neden gerek yok? Başka bir isim kullanmama hiç gerek yok. Çünkü köşegen paralelkenarı ortadan ikiye bölüyor. Yani köşegenin üstü 2A ise alt taraf da 2A olacak ve bu eşit iki parçaya bölündüğü için bunlar da A'ya A olacak. Yani 4 tane A'lık 4 tane üçgene bölmüş olduk. Bunların hepsinin toplamı 200 metrekare. 4 tane A 200 metrekare ise çocuk parkının kaplayacağı alan 2A'lık bir alan. 2'ye bölerim. 2A eşittir 100 metrekare olur. Geldik 6. soruya. ABCD paralelkenar, AC köşegen, DAEF'ye paralel. DAEF'ye paralel. ABD GH'a paralel. Yani burada yine 1, 2, 3, 4 tane paralelkenar oluşturmuş arkadaşlar. Ekstra paraleller çizilerek 8 birim karelik, 2 birim karelik yerler verilmiş. Alan ABCD yani tüm alan soruluyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilir miyiz? Şuradaki KHCE paralel kenarının köşegeni çizildiği için köşegenin altı 2 birim kare ise üstü de kesinlikle 2 birim karedir. Yine AFKG paralel kenarının köşegeni çizilmiş. Üstteki parçaya bir isim verelim A dersem, yani alanla A dersem alttaki de A olur. Yine büyük paralel kenarda AC köşegen. Üst tarafın alanı neyse alt tarafta aynıdır. Üst tarafın alanı A artı 8 artı 2'den A artı 10. O zaman alt tarafta A artı 10 olmalı. A artı 10 olması için FBHK paralel kenarının alanında 8 olması lazım. Peki biz buradan A'yı nasıl bulacağız? Yine sorulardan birinde buna benzer bir sorumuz vardı. Testlerden birinde. Şurayı bir temizleyelim. Daha rahat görelim. Şu paralel kenarın alanı 4 birim kare. Alttakininki de 8 birim kare. Bunların tabanları aynı. Tabanları aynı olduğu halde alanlar biri diğerinin iki katıysa yükseklikleri iki katıdır. Nasıl ki burada 1'e 2'lik bir oran çıkıyorsa soldaki paralel kenarda da 1'e 2'lik bir oran çıkar. 8 ise üstteki paralel kenar A, F, K, G'dir. 2 katı olacak 8'in 16 olacak. Yani tamamı 16 olacak. 8, 8 şeklinde bölünmüş olacak. Sonuç olarak tüm paralel kenarın alanını bulabiliriz. Köşegenin altından hesaplayıp 2 ile çarpalım. 8, 8, 16, 2 daha 18, 18'i 2 ile çarptığımda alan ABC'de 36 birim kare olur. Evet geldik son testi arkadaşlar. ABCD paralel kenar. DE kesişim AEE'dir. BF AE diktir. AE 20 birimdir. FB de 4 birimdir şeklinde verilmiş. Alan ABCD isteniyor. Şimdi bize verilen uzunluklardan biri AE. Bunun paralel kenarın alanıyla hiçbir alakası yok. Ama biz şöyle bir şey yaparsak. Bu tabana ait hani 20 tabanına ait yükseklik verilmiş ya. Burada bir üçgen oluşturursak en azından bu üçgenin alanını bulabiliriz. Tabanı 20. Tabanı 20. Yükseklik de 4. O zaman alan ABE nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 80 bölü 2'den 40 birim karedir. Şimdi bu üçgeni şöyle tarıyorum bakın. Bu üçgen şu üçgenimiz.
Bu üçgenin alanı ile paralelkenarın alanı arasında bir bağıntı var. Yine konu kısmında anlatmıştım. E noktasını ben tutup buralara bir yerlere çeksem, DC üzerine. İlla çekmeme de gerek yok gerçi de. Yine çekelim ki hani özellikle bir benzerliğini rahat görün. Şu oluşturmuş olduğum üçgenin alanı siyah üçgenin alanıyla aynıdır. Kırmızı üçgenin alanı siyah üçgenin alanıyla aynıdır ve bu kırmızı üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Kırmızı üçgenin alanı 40 ise paralel kenarın alanı 2 katıdır, 80'dir. Yani olayın özü şu arkadaşlar. Siyah üçgenin tabanı paralel kenarın tabanıyla aynı. Siyah üçgenin yüksekliği paralel kenarın o tabanına ait yükseklikle aynı. Taban aynı, yükseklik aynı. O zaman biri üçgen, biri paralel kenar olduğu için tabii ki üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısı oluyor. Yani mesela şuraya A desem, şuraya da H desem. Üçgenin alanını nasıl bulacağım siyah üçgenin alanını? A çarpı H bölü 2'den bulacağım. Peki paralel kenarın alanını nasıl bulacağım? A çarpı H'tan bulacağım. A çarpı H bölü 2 40 ise üçgenin alanını 40 bulduk. O zaman A çarpı H 80 olur. İkinci sorudayız. ABCD paralel kenar. DEEB yedik. AFFB'yi eşit. DF 5 birim. EB 4 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Alan ABCD isteniyor. Verilen uzunlukları bağlantılı hale getirelim. Nasıl getirelim? DB'yi çizelim. DB'yi çizdiğimde şu üçgene odaklanalım. Tarıyorum üçgeni. DFB üçgeni. DFB üçgeninin DF tabanına ait yükseklik nereden iner? Bu tabanı gören açı B olduğu için B'den iner. Açı geniş olduğu için üçgenin dışına iner. Yani DF tabanına ait yükseklik 4'tür. O zaman ben bu mavi üçgenin alanını bulabilirim. Taban 5, yükseklik 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 bölü 2'den alan 10'dur. Bu mavi üçgenin alanı 10 ise AFFB'ye eşit olduğu için alanlar eşit olacak. DAF'de 10 olacak. Köşegenin altı 20. Üstü de 20 olacak. 20, 20 daha alan ABCD 40 olacak. Üçüncü sorudayız. ABCD paralel kenar. AC ile DE'nin kesişimi K. AC ile DF'nin kesişimi ise L'ymiş. AEB eşit, BFFC eşit şekilde verilmiş. Taralı bölge 16 birim kareymiş. Alan ABCD isteniyor. Bunun aynısını bir önceki föyde görmüştük. Bir köşeden karşı kenarların orta noktasına doğru parçaları uzattık. Bir de köşegeni çizdik. Bu doğru parçaları köşegeni 3 eşit parçaya böler demiştik. Bunu da uzun uzun anlatmıştık orada. O zaman bu özelliği kullanalım burada şimdi. Şimdi ben LB'yi ve KB'yi çizersem nasıl bir şey ortaya çıkacak bakalım. Şuraya A dersem LFC'nin FC tabanı ile LBF'nin BF tabanı aynı olduğu için alanları eşittir. AA dedim. BLC üçgeni şöyle gösterelim. 2 ağalık bir üçgense BKL üçgeni de 2 ağalık bir üçgendir. Çünkü tabanlar aynı. Yine KAB üçgeni de 2 ağalık bir üçgendir. Hani LC, KL'ye o da AK'ya eşit. 3 üçgenin de tabanları aynı. Üçünün de tabanını B görüyor. B'den inilen yükseklik eşit olacak. O yüzden alanları eşit olacak. Buraya 2A ise ve AEB eşitse yine A'yı A olarak bölünecek. Dikkat edin sarı bölge 4 tane A'ya karşılık geliyor. 4 tane A16 ise A4'tür. Bizden AB, alan ABCD isteniyor. Köşegenin altında kaç tane A var? 1, 2, 3, 4, 6 tane A var. Üste de 6 tane olacak. 6, 6 alan ABCD 12 A'ya karşılık gelecek. A4 ise 12 çarpı 4'ten alan ABCD 48 birim kare olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. ABCD paralel kenar. AF kesişim BEK'ye eşit. Alan FKB 24 birim kare. Alan EAK 4 birim kare.
Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaç birim karedir? Şimdi ben KAB üçgeninin alanına bir isim vereyim. A diyeyim. Şimdi ABF üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşittir. O zaman paralel kenarın alanı A artı 24'ün 2 katı, yani 2 çarpı A artı 24'tür. Bu bir. Bir de şu açıdan bakalım. Şurayı temizliyorum. DB köşegenini çizersem BDE üçgeninin DE tabanı BEA üçgeninin EA tabanı ile eşit olduğu için tabanlar eşitse alanlar da eşittir. Yani 4 artı A ise BEA'nın alanı, diğer üçgenin alanı da 4 artı A'dır. Köşegenin altı 2 tane 4 artı A. 4 artı A. Köşegenin üstü de 2 tane 4 artı A olacak. Yani alan ABCD 4 tane 4 artı A olacak. Bu da paralel kenarın alanını veriyor. Bu da paralel kenarın alanını veriyor. O yüzden bunlar birbirine eşittir. Önce dağıtmadan 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Sonra dağıtalım. A artı 24. 2'yi dağıttığımda 8 artı 2a'ya eşit. A'yı 2a'nın yanına attım. A 8'i 24'ün yanına attım. 16. A 16 arkadaşlar. Burada istediğim eşitlik de, ikisi de zaten alanı veriyor. Mesela şurada yazalım. 4 çarpı 4 artı a ile 4 artı 16 olacak. 16 artı 4'ten 20. 4 çarpı 20'den cevap 80 olacak. 5. sorudayız. ABC üçgen ADEF paralel kenar. ADEF'ymiş paralel kenarımız. 3 tane BD AD'ye eşit. BD'ye A dersem AD 3 tane A'ya eşit olur. Bunu yazalım. Alan ADEF 24 birim kareymiş. Yani paralel kenar 24 birim kareymiş. Alan ABC, yani büyük üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ben paralel kenarın köşegenini, AE köşegenini çizersem solda iki tane tabanları orantılı üçgen oluşturmuş olurum. Bu arada köşegeni çizdiğimde alan iki eşit parçaya bölünür. Alanı 24 birim kareydi. 12'ye 12 olur. 12 birim kare alan ADE. O zaman 3A'ya 12 düşüyorsa A'ya 3'te 1'e düşecek. Yani 4 düşecek. Yine şurası da 12 birim kare. Bunu da yazalım. Ve burada paralellik var. Ve paralel kenarın karşılıklı kenarları eşitti. Burası da 3A arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Yine üçgende benzerliği kullanabiliriz. Burada şöyle diyelim. Nasıl gösterelim? Şununla gösterelim. EF AB'ye paralel. Bunu biliyoruz. O zaman CEF üçgeni ile CBA üçgeni birbirine benzerdir. Benzerlik oranı ise 3A'ya 4A'dır. Yani 3 bölü 4'tür. Şöyle yazalım. Alan CEF bölü alan C AB benzerlik oranının karesine eşittir. Benzerlik 3A'ya 4A. 3A'ya 4A arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunun karesidir. A'lar sadeleşir. 3'ün karesinden 9, 4'ün karesinden 16 olur. Bu arada CEF'ye bir isim verirsek, CEF'nin alanını A dersek, CAB'nin alanı ne olur? A buradan 12, 12, 24, 4 daha 28 buradan A bölü 28 olur. Pardon, A artı 28 olur. Alan CAB. A burada, 28 de burada. Şimdi burada işler dışlar yaparsam ben 16A, 9A,
Artı 9 çarpı 28 olur. Bunları çarpmıyorum. Belki sadeleşme gelir. 9a'yı 16a'nın yanına attım. 7 tane a. 9 çarpı 28. Bakın sadeleşme geldi. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 4. 4 çarpı 9'dan a eşittir 36 olur. Bura 36. 28 de buradaydı. 36 artı 28'den alan ABC 64 birim kare olur. Evet, 6. sorudayız. Son sorudayız. ABCD paralel kenar. AB 2 tane EF'ye eşitmiş. EF'ye A dersek AB 2A olur. DGG H'a, o da HC'ye eşit. Taralı alanlar toplamı 26 birim kare olduğuna göre alan ABCD kaç birim karedir? Burada arkadaşlar AB'ye 2A dedik ama burada 3 parçaya bölündüğü için 2A 3'e bölünen bir sayı değil, 3'e bölünen bir sayı verelim. Hem 2'ye bölünen hem 3'e bölünen, yani 6'nın katı bir değer verelim. 6A diyelim AB'nin tamamına. AB'nin tamamına 6A dersem EF 3A olur, yarısı olduğu için. Yine DC'nin tamamı 6A. 3 eşit parçaya böldük. 2A, 2A ve 2A olur. Şimdi taralı alanlar toplamı 26 birim kare denmiş. Burada ne yapabiliriz? Bu iki üçgenin benzerlik oranını biliyorum. Çünkü burada bir kelebek var. Benzerlikleri oranı, benzerlik oranları 2A bölü 3A'dan 2 bölü 3'tür. Benzerlik oranının karesi ise alanları oranına eşittir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Benzerlik oranının karesi 4 bölü 9, alanları oranıdır. Yani ben yukarıdaki üçgenin alanına 4A dersem aşağıdaki üçgenin alanı 9A olur. Buradan ben ikisinin toplamı 13A deyip 26'ya eşit deyip A'yı bulabilirim. Bunda problem yok. Ama bunu ABCD'ye nasıl taşıyacağım? Tam bu kesişim noktalarından bir paralel çizsem. Bunu maviyle çizelim. Sırıtmasın. Bir paralel kenar, yani bir paralel çizsem üstte ve altta iki tane paralel kenar oluşturmuş olur. Ayrıca şu eşit tabanları kullanmak adına şu üçgenleri de çizersem ne olur? Bu üçünün alanı eşit olur. Yani GH, HC ya da DG'ye eşit olduğu için GH'a 4A düşüyorsa bunlara da 4A düşer. Buna da 4A düşer. Ve şurada oluşturmuş olduğum üçgenin alanı yine yukarıda oluşturmuş olduğum paralel kenarın alanının yarısına eşittir. 3 tane 4, 12A. Yukarıdaki paralel kenarın alanı 12A'nın 2 katından 24A'dır. Aynı şeyi alttaki paralel kenar için yapacağım. Şu şekilde uzatırsam yeşil üçgenin tabanı 3A, bu büyük üçgenin tabanı 6A. Yani tabanları oranı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Tabanları oranı 1 bölü 2 olduğu için alanları oranı da 1 bölü 2 olacak. Çünkü bunların yükseklikleri aynı. O zaman 3A'ya 9A düşüyorsa şuranın tamamına 2 katı düşecek. 18A düşecek. 18A'lık yer, taradığım yer, altta oluşturmuş olduğum paralel kenarın yarısına eşit. O zaman altta oluşturduğum paralel kenarın tamamı 18A'nın 2 katı 36A'dır. Topladığımız zaman büyük paralel kenar 60A'ya karşılık gelir. Şimdi bu dursun. Diğer tarafta neyi bulacaktık biz? Taralı iki üçgenin alanları toplamı 26 birim kareydi. Birine 4A, diğerine 9A demiştik. 4A artı 9A 26 ise, yani 13A 26 ise A2'dir. A2 ise alan ABCD 60A'ya eşitti. 60 çarpı 2'den 120 olur.